Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulünün mütevatir hadislerle sabit olduğunu anlatıyor. Feyenzil ibn Meryem'e aleyhisselam feyahsiru an ebesarihim Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu Bukhari'de var, Müslim'de var, Kütüb-i Sitte hadislerinin hepsinde var. Efendim, açıkça var. Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek. İsa bin Meryem, adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bütün sağlam kaynaklarda, ehl Sünnet'in bütün kaynaklarında İsa Aleyhisselam'ın ineceği efendim sabittir. i sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin. Çok büyük bir tehlike içerisinde Çünkü iman tehlikesi var. Bu kadar hadis var ki hadisler artık mütevatir derecesindedir. Mütevatir ne demek? O kadar sahabeden geliyor ki artık yalan yanlış olma ihtimali yok. Tevatüre ulaşmıştır. Yalan söylemeleri artık mümkün değil. O kadar insandan sahabeden geldiği için bu rivayetler. Bundan en kuvvetli rivayetler kimin hakkındadır? i̇sa Aleyhisselam'ın ineceği hakkındadır. Çünkü o Buhari'de de var. Çünkü o Müslim'de de var. Onun için adam Diyanet reisliği yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış, bunca Diyanet reisliği. Bak Diyanet reisliği, ilahiyat hocalığı demiyorum. Diyanet reisliği yapmış adamlar da var. Bunlar şimdi bu hakikatleri inkar ediyorlar. Ama bunlar inkar ederlerken tabii ki efendim bir konu konuştuğun zaman o diyorlar ki kötü bir de yok bu hadis. Halbuki kütübü sittenin dışında da dolu kaynağımız var. Ama kütübü sitte de yok diyerekten o meseleyi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama Hz. Mehdi kütübü sitte de var işte Ebu Davud'da var, İbn-i Mace'de var, şurada var, burada var. Dediğin zaman Buhari Müslim'de de var ama Mehdi olarak isim olarak yok. Ama İsa Selam indiğinde Mescid-i Aksa'da imam olacak mübarek zat diye geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i̇bn Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman, devlet reisiniz Hz. Mehdi aleyhisselam kendinizden, namazda imamınız olduğu İsa da imamınıza iktida ettiği halde, bakalım nasıl olursunuz buyurmuştur. Nihayet Meryem oğlu İsa, Müslümanların manevi emri Hz. Mehdi ona, gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa, hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der. Hazreti Mehdi'yi imamlığa geçirir. Buhari Müslim'de de geçiyor o itibarla ama bunlar işte e, bu Davut'ta var kötü i Sitte altı kaynak diyoruz. Bunda var Mehdi deyince ama bu ve Bukhari Müslim'de yok diyerek inkar ederler. Bu sefer İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de de var dediğin zaman bu sefer Kur'an'da yok diye inkar ederler. Halbuki Kur'an'da da var. Ve inne ul ilmul kıyamet alametidir İsa diyor Allah Teala. Şeytandan Allah'a sanırım. Şüphesiz o İsa kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol budur. Kıyamete yakın ilmun alemun okunmuştur ki kesin kıyamet alametidir. O geldi mi artık doğumu yaklaşmış kadın gibi kıyamet kopmasını beklemektedir. Daha çok ayetlerde var. Hep herkes Mesih bekliyor şimdi. Hristiyanlar da bekliyor. Buş bile bekliyor. Buş'un derdi Mesih gelecek. Efendim, herkes Mesih bekliyor. Hristiyanlar Mesih bekliyor. Yahudiler Mesih bekliyor. Müslümanlar Mesih bekliyor. Mesih gelecek. İsa aleyhisselam döneminde tek din kalacak. İslam'dan başka din kalmayacak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona. İsa'ya inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Ehli kitaptan Yahudi Hristiyan kimse kalmayacak. İsa Aleyhisselam ölmeden önce bak ölmeden diyor. Daha ölmemiş. İsa Aleyhisselam ölmeden önce hepsi ona iman edecek diyor. Şimdi Yahudi Hristiyanların hepsi İsa Aleyhisselam'a inanmışlar mı? İnanmadılar. Şu anda inanmışlar mı? Halbuki Yahudiler ehli kitaptır. Ama inanmadı. Peki ayet ne diyor? İsa ölmeden evvel ehli kitabın hepsi ona iman edecek diyor. Madem şu gün hala hepsi İsa Aleyhisselam'a inanmadı doğru dürüst. O zaman İsa Aleyhisselam henüz? Ölmedi. Ayetten çıkıyor zaten. Kable mevti diyor. İsa ölmeden ehli kitaptan ona inanmayan kalmayacak diyor. Madem ki şimdi inanmayan dolu. İsa Aleyhisselam hala? Ölmedi. Ayeti doğru anla bir defa. Ve yevmel kıyameti, zaten kıyamet gününde yekun aleyhim şeyida. Ona Allah'ın oğlu diyenler haşa, efendim Allah diyenler haşa, onların aleyhine şahitlik yapacak. Ben mi dedim size bunu diye? Ben size demedim Allah'a ibadet dedim ben onun kuluyum, aciz bir kuluyum diye. Onları ele verecek yani.